Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Bugün 1 Eylül Perşembe, ikinci videoyla arkadaşlar kampın birinci gününün ikinci videosuyla karşınızdayım. Hemen isterseniz sizlere şöyle göstereyim. 80 günde Türkçe kampı birinci gün, ses bilgisi ikinci video. Ünlülerle ilgili olaylara baktınız. Şimdi de geldik ünsüzlerle ilgili ses olaylarına. Onları şöyle bir genel olarak hatırlayalım. Çok çok burada kafalar yanabilir çünkü burada bu listeye ihtiyaç var. Ünsüz düşmesi diyeceğiz. Ünsüz benzeşmesi diyeceğiz. Buna sertleşme, ünsüz uyumu vesairesi diyoruz. Ünsüz düşmesine ses ritmi falan diyeceğiz. Neler neler diyeceğiz. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişim olarak da karşımıza gelebilir. Ünsüz türemesi gibi 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 ya da ünsüz ikizleşmesi de diyoruz. Zaman gelecek konuşacağız hocam. O zaman haydi gelsin zaman. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ünsüz düşmesiyle başlayalım. Oldukça rahat bir konu. Hiç sorun yaratmayacak bir konu. Arkamıza yaslanıp suyumuzu, çayımızı, kahvemizi içerek izleyeceğimiz, dinleyeceğimiz bir konu. Sıcacık demiş. Kelime kökü sıcak hocam. Burada var mı problem? Cık cık gelmiş. K'ye düşmüş. Ya Allah aşkına. Ya bak Allah aşkına. Bırak şimdi bak. Şimdi bunun sorulma ihtimali var mı ya? Yani koskoca ÖSYM'yi tutacak. Öyle sapasağlam soruların geldiği sınavda İşte minicik kelimesi. İnşallah sorar, inşallah sorar. Sormuyor değil. Aralara karıştırıyor ama cevap yapmıyor. Yani sıcacığı gördüm. Tamam cevap Adana falan gibi bir soru gelmiyor. O yüzden çok kasmaya gerek yok. Kasacağımız noktalarda ben uyarılarda bulunacağım. Aman dikkat. Mesela minicik. Minik kelimesinden değil mi? Yumuşacık. Yumuşak kelimesinden. Aa, burada o vurgu gelsin artık. Bak burası önemli. Yumuşak. Şimdi neden hocam? Çünkü cık cık. Mesela yumuşamak diye bir kelime var hocam. Yumuşamak kelimesi cık cık eki alamaz mı? Alamaz. Neden? Çünkü cık cık küçültme ekidir. Küçültme eki sadece isme gelir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Çünkü başlık zaten isimlerde küçültme aslında bu ekleri konuşurken değil mi? Çabuktan çabucak. Küçükten küçücük. Ufaktan ufacık gibi. Bu örnekler en basit, en bilinmesi gereken, cepte kalması gereken örnekler. Ama öf öf öf. Bunlar çok fena diyeceğimiz örnekler var. Yamulmak mesela arkadaşlar. Yamuk kelimesinden ünsüz düşmesi. Üst teğmen. Üst teğmen. Ha hocam demek ki sadece K ünsüzü düşmüyormuş. Başka ünsüzler de düşebiliyormuş. Yükseldi. Yüksekten. Küçümsemek. Küçük sözcüğünden. Adaş. Addaştan değil mi? Addaş aynı isimden, meslektaş aynı meslekten, vatandaş aynı vatandan gibi. Ha adaş, D düşmüş. Demek ki K düşüyor hocam. T düşüyor, D düşüyor. Yani dikkat etmek lazım. Ufaldı, ufak. Ast teğmen yine ast teğmenden. Alçaldı, alçak kelimesinden. İşte sorarsa ÖSYM bunları tercih eder, bunları sever. Özellikle işte yükseldi, alçaldı neredesin? Ah burada burada. Bu ikisi çok dikkat çekici, çabucak, çok iyi. Yani mesela buraya sağlıcakla'yı ben ekleyebilirim. Değil mi? Çok fazla kullandığımız örneklerden kalın sağlıcakla derken sağlık kelimesinden değil mi? Yani çok çok önemli bunlar. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Bu ikiliye de çok önem vermelisin. Bunu da söylemeden edemeyeceğiz. Seyrelmiş. Şimdi öğrenci bunu görünce diyor ki ha tamam hocam seyirden değil mi bu? Ünlü düşmesi var deyip geçip gidiyor. Buna ünlü düşmesi var dediğin an ne yapman lazım hocam? Laptopumuzu şöyle açmamız lazım. Çat diye ikiye bölüp tersini çevirip atıp ayırmamız lazım. Seyrelmiş kelimesi nasıl seyirden gelebilir? Ya saçları seyrelmiş diyor adam ya. Ha hocam ben saçları gibi düşünmemiştim ve başka türlü zaten düşünemeyiz. Seyrelmiş, maçı seyrelmiş, manzarayı seyrelmiş. Olmaz, saçı seyrelmiş ya da ne bileyim ormanlar seyrelmiş, tarla seyrelmiş falan filan canım. Seyrekten ünsüz düşmesi. Kaldırım, yüzyılın en kapalı örneğidir. Bence gelmez, bence gelmez ama ben yine böyle hani sağda solda çok sık görüyorum. Kafanızda soru işareti olmasın, doğru bilgidir. Kalkmaktan kaldırım, tamam ama sorulma ihtimali bence sıfırdır. ÖSYM'nin hiçbir sınavında, belki böyle ÖABT'de, KPSS'de zorlayabilirler. Alan bilgisi sınavında o da yine genel yönetimle soramazlar. Ya üniversite sınavında mümkün değil. Mümkün değil yani. TYT'de mümkün değil gelmez. İçiniz o anda rahat olsun ama yani mümkün değil diyoruz da bir yerde küçücük de olsa, küçücük de gelirse ne yapacağız? İşte onun için anlatıyoruz. Tamam. Kalkmak ve seyrek kelimesinden ikisinde de ünsüz düşmesi var. Peki hocam sıkı dur, sıkı dur, sıkı dur. Yeşerdi sözcüğünde hem ünlü hem ünsüz. Bu ne hocam? Bunu Allah'ını seversen. Şimdi bu ne? Yeşil kelimesinden arkadaşlar. Aman dikkat. Yeşil. Burada söylemek istedim arkadaşlar. Ünlü düşmesi bir önceki videoda kaldı ama buraya atmak istedim. Çünkü ünsüz düşmesi de var burada. Burada vurgulamak istedim özellikle. Hazır ünsüz düşmesini konuşuyorken. Yeşilden bakın hem ünlü hem de ünsüz düşmesi var.
Tam yeri çok önemli bir sözcük. Dediğim gibi bu da aslında biraz kaldırımı andırıyor. Biraz böyle ayrıntılı bir bilgidir ama doğru bilgidir. Cebinize kalsın. Geldik ünsüz benzeşmesine. Ya ünsüz benzeşmesine çok sık sertleşme dendiğini duyuyoruz hocam. Doğru ve çok nadir de olsa ünsüz uyumu dedikleri de var. Bu da kesinlikle doğru. Aman dikkat. Hemen not et. Hiç acelem yok. Ben seni bekliyorum. Ünsüz uyumu ve sertleşme mutlaka cebinizde kalsın benzeşme için. Haydi başlıyoruz. Haydi cebe koy diyeceğimiz küçük bir giriş bilgisi. Fıstıkçı Şahap. 100 yıllık fıstıkçı bu. Hiç çekinmez. Fıstığınızı atmaya devam ediyor hocam. Şahap ustamız gayet net. Fıstıkçı Şahap. Tamam, bu ünsüzler olacak. Sonra bu ünsüzlerle biten kelimeler CDG ile başlayan ekleri alacak. Tamam. Sonra onu CTG'ye çek. Ya bırak Allah'ını seversen hocam ya. Biz seni tanıyoruz işte hocam ya. Yapma bunu ya. Ne bu ya? Şu şuna dönecekti. Anlamıyorum ben bunu ya. Sen kendine gel hocam. O zaman şunu yapalım. Mesela sınıfta. Basit bir örnekle bir kendimize gelelim. Hadi özümüze dönelim. Bu ne, böyle anlatım mı olur? Bu ne Allah'ını seversen? At hatta mavi de at. Kırmızı da git. Mavi de dersin mandatları. Evet. Şimdi sınıfta. Sözcüğün köküne bakıyoruz. Sınıf. Kendisini aldık sözcüğün. Tamam. Fıstıkçı Şahap'ın herhangi biriyle bitmiş mi? Evet. Sonrasındaki ek şurası. Ç, T ya da K ile mi başlamış? Evet. O zaman benzeşme var. Bitti. Bitti. Fıstıkçı Şahap'a Ç, T, K geliyorsa benzeşme var abi. Bitti. Bu kadar basit. Neyi kasıyoruz ya? Hocam ben anlamadım. Hadi gel örneklerle iyice oturtalım olayı. Mesela gitti. Bak, kelimenin kökü gitmek değil mi? Gitmek. Fıstıkçı Şahap'ın T'si. Sonrasında ÇTK'den birisi mi var? Evet. O zaman benzeşme var. Ha, normalde gitmek kelimesi, bakın dikkat, dı ekini alıyor. Sonra bu sertleşiyor falan. Gerek yok. Kafa karışıklığı sadece. Baktık. KT benzeşme var. Seçkin. Bak, kelimenin kökü seçmek. Fıstıkçı Şahap'ın Ç'si. Sonrasında ÇTK var mı? Var. Benzeşme var. Sınıfta az önce vermiştim. Güreşçi var. Tüpçü var. Yoktu var. 1873'te var be var. Çocukça var. Koştu var var var. Bunların hepsinde ünsüz benzeşmesi var. Aman dikkat. Şimdi bunları bil, git uyu demişiz. Uyuma tabii. Uyuma tabii ama dur. Bak şimdi. Sesteş sözcüğü. Bakın. Ses aslında daşteştir bu. Daşteş ekidir ama sesteş olmuş. Yani kelimemizin sonu, bakın, kökümüz S ile bitmiş. Fıstıkçı Şahap'ın S'si ile. Sonraki ekimiz Ç, T, K'den birisi mi? Evet hocam. E o zaman burada benzeşme var. Taraftar kelimesi de öyledir. Bakın orijinali şudur arkadaşlar. Taraf dar. Normalde budur ama T'ye dönüşmüş. Benzeşme olmuş. Bitki. Yerden biten bitki. Kesinlikle. Asmaktan askı. Atmaktan atkı. Budur hocam. Görüntü bu. Hocam ya ben ek kök bilgisi de çok iyi bilmiyorum. Kökleri bulmakla da zor. Hiç sorun yok ya. TK gördün, yapıştırdın. SK bakın, TK. Tabii ki kök bilgisi lazım ama yine de şöyle baktığın zaman ses teş. Bakın söylerken bir sit, değil mi? Taraftar. Bak FT. Görüyor musun sesi? Budur hocam benzeşme. Hiç uyuma. Haydi uyan. Bak bak bak, çok önemli bir şey var burada. Benzeşme sadece sözcüğe gelen ekte olur. Kökünde benzeşme aramayınız arkadaşlar. Yani kelimenin kökünü bir tarafa atın. Gelen eki sertleştirmiş mi, sertleştirmemiş. Mesela ekte. Ek kelimesini şöyle bir kenara attım. Bakıyorum tate sertleşmiş. Budur yani. Benzeşmenin olayı budur. Mutlaka gelen eki sertleştirme eğilimindedir. Bunu da lütfen unutmayın, olur mu? Çok çok önemli. Bakın benzeşmenin soru olma ihtimali çok çok yüksektir. Cevap olma ihtimali çok yüksektir. Yani tek başına soru bile görebilirsiniz. Hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur bile diyebilir adam. Ya da vardır vesairedir. Yani tek başına soru olarak kullanılabilir bir konu bu. Hani bazı konular vardır. Mesela işte az önce konuştuğumuz, bir önceki videoda daha doğrusu, ünlü türemesi. Şimdi ünlü türemesini sorarsa soruyu öldürmüş olur. Cevap yapabilir, yapmaz değil ama tek başına ünlü türemesini sorarsa soru ölür yani. Çok basit, sıradan bir soru haline gelir. Ama benzeşmeyi veya ünlü düşmesini vesaireyi sorduğu zaman, birazdan yumuşama içinde bu vurguyu yapacağız, dehşet bir soruya dönüşebilir. Lütfen bazı konulara özellikle ağırlık verin. Geldik ünsüz yumuşamasına. Ünsüz yumuşayacak. Yani hocam bir değişime uğrayacak. Aslında sertleşme için de mantıklı görünüyor ama hayır, hiç kullanılmadı arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi için sertleşme ve ünsüz uyumu denirken, ünsüz yumuşaması için ünsüz değişimi ifadesi kullanılabilir. Sınavda haberiniz olsun. Bir bak, tık tık bile atamadım. Tık bile yapamadım. Evet. Geçtim hocam ünsüz yumuşamasına. PCTK'nin BCDG'ye dönüşecek. Yani görüyoruz değil mi, istiyoruz. Kasap ya da ortak ya da borç, çok iyi örnek. Damak, damağı. Umut, umudum. Dengi, denk. Ha, çok iyi örnek. Bayrak, bayrağı gibi. İşte arkadaşlar P, Ç, T, K'nin, bakın dikkat, B, C, D,
G'ye ya da yumuşak G'ye döndüğünü görüyoruz. Lütfen bunu unutmayınız, tamam? Çok çok önemli. Ünsüz yumuşaması budur. E o zaman bunlar da ne? Allah aşkına, o ünsüz yumuşamasıysa bu ne hocam? O yani kasabı, kitabı, defteri, dolabı dediğimiz şeyden buraya nasıl geldik? Bak şimdi, harcamış kelimesinin kökü harç arkadaşlar. Aman dikkat, zaman gelecek sözcükle yapıda bu köklerin detaylarına gireceğiz. Ses bilgisini ilk başta işlememe nedeni biraz daha rahat bir konu. Bir de sözcükle yapıya ufak bir hazırlık olsun diye. Yani çok güzel başladık, içiniz rahat olsun. Harç kelimesinden burada bir yumuşama var. İhtiyaç, ünsüz yumuşaması. Ağarmak, saçlarım ağardı. Ak sözcüğünden ünsüz yumuşaması. Sebep sözcüğünden ünsüz yumuşaması. Güç sözcüğünden gücüm, ünsüz yumuşaması. Adım arkadaşlar atmaktan geliyor. Adım atmak, adım atılması. Ha, mantıklı hocam. Yudum kelimesi yutmaktan geliyor. Ha, bu da güzel. Giden kelimesi benim favorimdir. Bayıldığım, hayran olduğum bir sözcüktür. Giden, gitmek, görülmesi o kadar zor ki bir metin içerisinde. Valla bu örnekleri ben bir metin içerisinde vereyim size arkadaşlar. İnanılmaz zorlayacaktır sizlere. Böyle tek tek bakınca biraz daha nereye bakacağımızı biliyoruz. İşimiz kolaylaşıyor aslında. Tat, tadımlık. Aç, acıkmak, geç, gecikmek, aman yarabbim çok iyi bunlar. Renk, rengarenk, hınç, hınca hınç. Sebep, sebebi kullanmış mıydık? Ha, burada kullanmıştık. Olsun, bir daha gelsin. Tekrar olsun. Sebep, sebebi. Bence bu örnekler çok lazım arkadaşlar. Allah aşkına bir sıkılma ya, bir bunalma ya, bir kendine gel. Haydi bir toparlan. Bunlar da ne dediğimiz örnekleri lütfen unutmayınız. Fakat şimdi bazı tek eceli sözcüklerde olurken arkadaşlar bazılarında ünsüz yumuşamasını göremezsiniz. Mesela dipten dibi, burada ünsüz yumuşaması var. Ama süt, südü olmamış. Ünsüz yumuşaması yok. Çok, çoğu olmuş. Ünsüz yumuşaması var. Taç, tacı değil mi? Taç deriz, tacı aldı deriz değil mi? Var. Maç, maçı burada olmamış mesela. Gibi gibi gibi. Bazı tek ecelilerde olurken bazı tek ecelilerde yumuşamanın olmadığını göreceksiniz. Tüm bunların dışında arkadaşlar son zamanlarda kitaplarda çok sık eminim karşılaştığınız, denemelerde sağda sola duyduğunuz bir kavram var. Ünsüz yumuşamasına aykırılık kavramı. Ne demek hocam bu? Yumuşama olması gerekirken olmaması durumu. Ama yazım yanlışı değil. Yani şunu aramıyoruz. Mesela bir bakıyorsun A şıkkında kitabı yazmış mesela. Ya da evet hadi öyle yazalım, kitabı. Böyle yazmış. Hocam ünsüz yumuşamasına aykırılık yok mu? Hayır, bu zaten yazım yanlışı. Böyle yazamaz bu adam. Yazım yanlışı bu. Bunu göremezsin. Böyle bir yazım görüyorsan at gitsin o kitabı zaten. Bu yazım yanlışı. Biz ondan bahsetmiyoruz. Mesela hukuku. Var mı yazım yanlışı? Yok, bu böyle yazılır. Hürriyeti, milliyeti, hayatı, gurbete, devlete, devleti. Hadi yazayım aklıma gelmişken. Yani bunlarda var mı hocam ünsüz yumuşaması? Yok, ama olması gerekmiyor mu? PÇTK ile bitmemiş mi bunlar? TL, K ile vesaireyle. Evet, olması gerekirken olmamış. Bak ben sana çok zor bir örnek vereyim. Yeryüzün en zor ünsüz yumuşamasına aykırılık örneğidir. Mesela yeterince. Hayatta fark edemeyiz bunu. Yeterince çalışmadı falan deriz mesela. Yetmek kelimesi AE, bakın ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Normalde bunun yumuşaması lazım. Yumuşamamış. İşte ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın, tamam, çok önemli. Şimdi geldik bir diğerine. Özel isimlerde yumuşama gösterilmez arkadaşlar. Söylerken Zonguldak'a Mehmet'i, Zeynep'e falan diyebilsek de yazarken özel isimlerde asla yumuşama göstermeyin arkadaşlar, cebinizde kalsın. Bu üçlüye de dikkat Allah aşkına. Neden hocam, neye dikkat edeceğiz? Şimdi diyalog kelimesi nasıl yazılıyor? Diyalog böyle G ile yazılıyor. Şimdi diyalogum olmuş. Yani yumuşak G'ye dönmüş. Ünsüz yumuşaması diyor muyuz biz buna? Hayır. Psikolog kelimesi yine G ile yazılır. Ünsüz yumuşaması yok. Sosyolog kelimesi G ile yazılır. Ünsüz yumuşaması yok. Biz ne demiştik ünsüz yumuşaması için? PÇTK'nin G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşmesi. Yani K'den dönmesini istiyoruz ki ünsüz yumuşaması kabul edebilelim. Bu 3 örnekte de ünsüz yumuşaması yoktur. İçimiz rahat olsun, net bilgidir. Yıllardır vurguluyoruz. Sınavda karşımıza gelebilir arkadaşlar. Geldik ünsüz türemesine. Ünsüz ikizleşmesine. Haddim bak. Had kelimesi arkadaşlar. Çok çok önemli. İm eki alacak. Şuradaki ne oldu? D'yi tekrar etti. Yani ünsüz ikizleşti adeta. Affetti. Şurada var. Hocam şu etti de yok mu? Etti. O sertleşme. Nasıl anlıyoruz hocam? Ayırarak anlayabilirsiniz. Mesela had diye ayırdığım zaman, im diye ayırdığım zaman ortada kalıyor. İşte bu ünsüz türemiş. Ama etmek ve dı diye ayırdığım zaman ortada kalan bir şey yok. Orada türeme yok. Ama af kelimesinde var. Zannetti. Rabbi. Seddi. Değil mi? Aman dikkat. Sırrım. Re. Şıkkı.
tıbbi aman, hakkım, şerri, ceddi, zammı gibi gibi gibi. Bunlar çok iyi örnekler arkadaşlar. Bazıları kolay, affetmek, hissetmek, haddim, işte hallolmak vesaire. Bazıları gerçekten sıkıntılı, hakkım, tıbbi, şıkkı gibi. Mesela tıbbi kelimesinde kökünün tıp olduğunu biliyoruz. Yani ünsüz yumuşaması da var. Ya da seddi kelimesi, ceddi kelimesi, set ve cet köklerinden geliyor. Yani ünsüz yumuşamaları da var orada türemeyle birlikte. Lütfen cebinizde kalsın. Her çift ünsüzü de türeme sanma yalnız. Buna da dikkat. Mesela hissiz kelimesi. Ya his kelimenin kökü Allah aşkına. Allah aşkına ya. Sız sizde ek. Nerede abi türeme? Nerede ünsüz türemesi? Yok. Burada yok. Maddi. Tek kök zaten bu. Cadde kök, madde kök. Akıllı diyor bak. Akıl. Lili. Nerede ünsüz türemesi? Sonradan gelen bir şey olmalı. Ünsüz türemesi kabul etmek için. Bu da güzel. Bunlar da yok arkadaşlar. Tik attım ama yazılımlar doğru. Bunlar kendisi içinde doğru. Yazılımlar doğru. Sıkıntı yok ama ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Dikkat. Geldik kaynaştırmaya. Şimdi arkadaşlar ben fasiküllerde o kadar çok uygulama koydum ki özellikle vurguladım dedim. Kaynaştırmaya çoğunda bakmayın. Benim baktığım örnekler de var tabii orada. Özellikle vurguladığım da var. Ulamaya bakmayın dediğim var mesela. Ulamayı asla bulmayın. Çünkü kaynaştırma, ulama neler neler her tarafta var arkadaşlar. Doğal olarak YŞS'nin ünsüzleri 100 yıldır kaynaştırma ünsüzüdür. Önümüzdeki 200-300 yıl daha böyle gidecektir. Sinemaya derken şuradaki Y mesela sinema kelimesi. Bakın dikkat. AE yönelme lekini aldığı zaman araya ne olacak? Bir tane ünsüz girecek. İşte buna kaynaştırma ünsüzü diyoruz. Yani şuradaki A ile şuradaki A'yı kaynaştıracak. Tiyatro yu. Yedişer derken ş. Şurasının derken s ve nınninin n'si. Arasında derken bakın dikkat. Ara, s, bir tane n, bir tane de daha d. Şimdi arası derken şuradaki s çok net kaynaştırma. Yeryüzündeki bütün sığsiler kaynaştırmadır. Erkeksi ve kadınsı gibi yapım eki olan 2-2-3 örnek diyelim ona. Örnek dışında bütün sığsileri affetmeyin. Kesinlikle tamlanan eki olan bütün sığsiler kaynaştırma örneğidir. Ama bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Kaynaştırma illa iki ünlü arasında olacak diye bir şey yok. Bakın şuradaki neye bir ünlü bir ünsüz arasında da olabiliyor imiş. Arası da diyemeyeceğime göre yani bizde de NDA diye bir kök olmadığına daha doğrusu bir ek olmadığına göre şuradaki ne? Kaynaştırma ünsüzü. Bu ekleri görünce kaynaştırmayı hatırla demişim. Altışar, yedişer değil mi? Hiç fark etmez arkadaşlar. İkişer, şarşerlerin şeysi. Ama mesela beşere düşme. Beşer. Beş zaten kelimenin kökü. Ya da beşer şaşar da olabilir. O ayrı bir konu ama beş kelimesi. Burada yok. Dikkat etmek lazım. Mesela ikişer de var. Çünkü kelimenin kökü iki. Ar, er, eki var. Şuradaki şey. Kaynaştırma bu kadar basit. Ya da yeryüzündeki bütün nınninlerin ilk n'si kaynaştırmadır istisnasız. Yeryüzündeki bütün y, y, y'lerin, y, y'lerin y'si kaynaştırmadır. Tamlanan eki olan s, s'lerin s'si kaynaştırmadır. Bunlar da cebinizde lütfen dursun hocam. Geldik ulamaya. Ulamada ne olacak? Bir sözcük ünsüzle bitecek. Bir sonraki sözcük ünlüyle başlayacak. Ben orada ulama yapacağım. Şöyle bir bağlama yapacağım. İşte buna da ulama diyeceğim. Eyvallah. Fakat bakın dikkat. Marketten ekmek aldım. Ekmek aldı. Burada ünsüz ünlüye bağladım. Bir ulama var. Ama şuradaki ünsüz ünlüye bağlayamam. Burada ulama yok. Çünkü arada noktalama işareti var. Noktalama işareti varsa yine ulamayı gösteremiyoruz. Burada şu cümlede marketten ekmek aldı cümlesinde bir adet ulama var. O da şurada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Peki. Bir de NM değişimi var ya da diğer adıyla NB çatışması daha akademik bir dil bu. Ya da dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Hani kanber değil de kanmer gibi. Pembe değil de pembe gibi. Çarşamba değil de çarşamba gibi. Saklambaç değil de saklambaç gibi. Canbaz değil de cambaz gibi. Aslında mantık ortada arkadaşlar. Şimdi kelimenin kökü saklanmak. Yani saklamaktan saklanmak da bizi ilgilendiren kısmı. Saklambaç. Şimdi bunu söylemek biraz sıkıntılı. Ne için? Dil damak gerekir. Yani dili ve damağı kullanmak lazım. Saklan derken üst damak değil mi? B de dudak ünsüzüdür. Saklanbaç. Bak karıştı gitti. Zorlandım. Ama M yapsam şunu. Saklanbaç. Bir çırpıda. İkisi de dudak ünsüzü. O yüzden dudak ünsüzlerinin benzeşmesi de diyorlar. NM değişiminin ben sorulacağını hiç sanmıyorum. NM değişimi, ulama, kaynaştırma bunlar biraz daha ölü konular. Ama konu atlamak yok. Bazıları gelir bazıları gelmez. Ama her şeyi anlatmakla yükümlüyüz. Vallahi yorulduk. Binbaşı, onbaşı, binboğa, sonbahar, Safranbolu, İstanbul gibi örneklerde kimisi özel isim olması bakımından, kimisi birleşik sözcük olması bakımından burada herhangi bir NM değişimine uğramamış. Bunların yazımları doğru arkadaşlar. Bu yazımlar doğru ve bu sözcüklerin hiçbirinde NM değişimi yok. Tamam, cebinizde kalsın.
Şimdi benim hiç anlatmadığım bir konudur. Geçen sene sanki böyle ufacık değindim ama büyük günlüğümü, küçük günlüğümü azıcık ondan da bahsedeyim. Şu ses bilgisiyle, ses olaylarıyla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmasın. Büyük günlüğümü ya da birazdan konuşacağımız küçük günlüğümü bir ses olayı değildir arkadaşlar. Herhangi bir yerde aramanıza, bulmanıza falan gerek yok. Çok böyle basit bir anlatımla aktarıp geçeceğim. Çok önemli değil. Büyük günlüğümde mantık şu. Bir tane sözcüğe bakıyoruz. İlk hecede kalın bir ünlü varsa sözcüğün sonuna kadar kalın ünlüyle devam etmesi lazım. Ya da ilk hecede ince bir ünlü varsa sözcüğün sonuna kadar hep ince ünlü olması lazım. Ancak o zaman büyük ünlüğümü var diyoruz. Mesela gidiyor. Gidiyor. Şimdi ilk hecemizde ne var hocam? İnce ünlü var. E sonrasında bir ince, daha sonra bir kalın gelmiş. Demek ki büyük ünlüğümüne uymuyor, bu kadar. Büyük ünlüğüm için kalınlık incelik uyumu da denir. Basittir. Mesela sevmiş de. Bak ince ince ince. Biliyoruz ki E, İ, Ö, Ü bunlar ince. A, I, O, U kalın. Geçtim bunları Allah'ın size. Bir de tablo mablo çizdim at, düşünsene. Dar ünlüler gelin. Bu ne rezillik, geç bunu. E, hepsi ince işte, bu kadar. Burada büyük ünlüğümü var mesela. Bu. 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 Başka hiçbir sıkıntı yok. Büyük ünlüğümü bu. Ya hepsi ince olacak ya da hepsi kalın olacak. Mesela kalın olacak derken uyumu. Uyumu sözcüğüne bakalım. Kalın kalın kalın. E burada büyük ünlüğümü var. Büyük, ince, ince, büyük ünlüğümü var. Bu kadar. Mesela hecesinde ince, 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 küçük ünlüğümü var. Mesela devamında ince, kalın, küçük ünlüğüm, şey, büyük ünlüğüm yok. Bu kadar. Karışmasın, küçük ünlüğü de katmayalım şimdi. Tekrar hecesinde sözcüğünde ince, 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 ince. E tamam, hepsi ince. Büyük ünlüğümü var. Tekrar. Bu kadar. Olmalı. Kalın, kalın, kalın. Büyük ünlüğümü var. Geç abi Allah'ını seversen bunu. Bir de küçük ünlüğüm var. Böyle küçük küçük gittiğimiz. Vallahi adını buradan alan. Yani çok da garip. Yani sağlam da onu söyleyeyim garip derken iki tane kuralı var bak. Birincisi şu, ikincisi de şu. Şimdi bir sözcüğün ilk hecesinde A, E, I, I varsa sonrasındaki hecelerde de A, E, I, I'den biri olmak zorunda diyor ilk kuralı. İkinci kural, ilk hecede O, Ö, U, Ü varsa sonrasında da A, E ya da U, Ü gelmeli diyor. Şimdi ne demek istiyor hocam? İlk hecede A var mesela. Hemen şu kuralı, birinci kuralı hatırlıyoruz. A'dan sonra U gelir mi? Bakıyorum A, E, I'den sonra U geliyor mu? Hayır. Demek ki küçük ünlüğüm yok. Ilıklaştı. İlk hecede I var. Hemen ilk kuralı hatırlıyorum. I'dan sonra I gelir mi? Gelir. I'dan sonra A gelir mi? Gelir. A'dan sonra I gelir mi? Gelir. Küçük ünlüğümü var. Ya şimdi rezillik ya. Vallahi rezillik. Ben küçük ünlüğümü, büyük ünlüğümü hiç anlatmam biliyorsunuz yıllardır. Geçen sene böyle azıcık bir değindim. Hiçbir sınavda şu ana kadar göz kırpmadılar. İçiniz çok rahat olsun. Büyük küçük ünlüğümün olayı budur. Yani hiçbir sorun yok. Mesela gelmelidir. E ile başlamış. Hemen bu kuralı hatırlıyorum değil mi? Çünkü burada E var. İkincisi de E'den sonra E gelir. E'den sonra İ gelmiş gelir. İ'den sonra İ gelir. Küçük ünlüğümü var. Bu. Tek tek yani küçük küçük gitmen gerekiyor. Buna düzlük yuvarlaklık uyumu da diyorlar. Çok kasmanıza gerek yok. Bence büyük ve küçük ünlüğümüne çok gerek, hatta hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi 80 günde Türkçe kampının birinci gününün sonuna geldik. Tam iki önemli videoyla. Şimdi yapacağınız şey şu. Fasikülleri mutlaka elinize alın. Hocam benim fasiküller daha gelmedi, yetişmedi diyenler de 1-2 gün sonra bize dahil olurlar fasikül noktasında. Ama konu anlatımına devam etsinler. Zaten ben yarın uygulama videosu atacağım. Oradan da devam edebilirsiniz. Bu şeyin arkadaşlar, fasiküllerin hemen ses bilgisi kısmını arkadaşlar koparıyorsunuz. Gün içerisinde böyle birer ikişer sayfa yapmanız sizi rahatlatacak. Baya baya yol aldıracak. Şöyle 1-2-3 sayfa yapın arkadaşlar. Yarın uygulama videom var. Onu izlersiniz. Devam edersiniz. Ertesi gün uygulama var. Onu izlersiniz. Sonra soru çözümü var. Yani 3-4 gün içerisinde arkadaşlar ses bilgisi konusu bitene kadar bu fasikülleri bitirmeni istiyorum. E o zaman yarınki uygulama videosunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.